Biz emekliyiz. Biz de şey ettiler, bizi kandırdılar, umut verdiler ki. Bunun çocuğu aç kalmış bunu. Hiç kimsenin umurunda değil. Bundan önceki belediye başkanı bizi kandırdı, yalanlar söyledi. Devlete güvendik, müteahhite güvenmedim. Çıkacak yerim yok. Çıksam kirayı karşılayamayacağım. Burada evim var ama evime giremiyorum. Ankara Mamak'tayız. Burada TOKİ'den ev alan vatandaşların yaklaşık 8 yıldır bekleyişi devam ediyor. Arsa sahipleri 2011 yılında belediyeyle sözleşme imzaladı. Ancak 36 ay taahhüt verilmesine rağmen bugün hala 2020 yılında evlerini teslim almayı bekliyorlar. TOKİ ile görüşmek istediklerinde ise karşılarında bir yetkili bir cevap bulamadıklarını söylediler. Bu kadar 3 yıl mı oldu, 3-4 yıl mı oldu biz buraya başlayalı? Daha evimizin içini bile göremedik. Bugün olacak, yarın olacak. Bir neydi, askere ücreti 2,5 lira diyorlar. Kiralar 1 milyar 300 lira. Biz bu kirayı mı verelim, aidatı mı ödeyelim, doğalgaz parasını mı ödeyelim, az mı duralım? Biz emekliyiz, biz de şey ettiler, bizi kandırdılar, umut verdiler ki aman alacağınız eviniz olacak, yerinize sevindik. Ama bak 5 yıldır bekliyoruz, mağduruz yani, böyle yapmamaları çok ayıp. Ayrıca kirada ödüyor musun? Ödüyoruz. Ne yapalım? Evimiz mi var? Çok ayıp. Bir emekli parasından bile yani. Çocuklarımız kiralarda, yavrularım. Bir kiralar oldu 1,5 lira. Asgari ücret 2,5 lira. Nasıl geçinecek bunlar? 2 yıl TOKİ'nin kendisine ödeme yaptım. Kendi sistemi içinde. 6 aydan 6 aya gelen zamlar beni çok yordu. Sonra gittim banka kredisi çekmek zorunda kaldım ki sabitleyebileyim aylık ödememi. Şu anda da 1,5 sene önce banka kredisi çektim. 2130 lira ödüyorum aylık. Ben en düşük memur maaşı alıyorum. Maaşımın 1/3 oraya gidiyor. Lojmanda oturuyorum. Lojman hakkım bittiği için beni çıkarmak istiyor doğal olarak kurumum. Çıkacak yerim yok. Çıksam kirayı karşılayamayacağım. Burada evim var ama evime giremiyorum. Nereye gideceğim ben, ne yapacağım bilmiyorum. 38 aydır ben bekliyorum. Sözleşme 36 ay üzerineydi. Daha ne kadar bekleyeceğimiz konusunda da bir bilgim yok. Biz 1,5 yıl önce TOKİ Başkanlığı'na gittik. Başkan yardımcısıyla görüştük. Bize görüşmede söyledi, şansınıza. Bakın biz devletle çalışıyoruz. Devlete güvendik. Müteahhite güvenmedim. Ben milli piyango oynamıyorum. Şans oyunu oynamıyorum. Ben başımı sokacak ev için para yatırmışım. Kirayı taksidimden fazla ödüyorum. Emekliyim. 1356 lira emekli maaşı alıyorum. Ben şu anda fazladan kira ödüyorum. Taksit versem buraya, evime gelsem 200 lira benim cebime kalacak. 1356 lira emekli maaşıyla ben geçinmeye çalışıyorum. 200 lira değil, 10 lira benim için çok önemli. 10 liraya bile zaman zaman ihtiyacım oluyor. Peki neden mağdur ediyorsunuz? TOKİ Başkanı mı muhatap? Mamak Belediyesi mi muhatap? Neresi muhatap? Kimin kapısını çalalım bilmiyoruz. Yani Çin'de bile 1000 yataklı hastane 10 günde yapılıp teslim oluyor. Arsa sahiplerine 8 yıldır teslim olmuyor. Bu kadar ne yapıyorsunuz? 1000 yataklı hastane değil burası. Biz Ocak ayında evi teslim edeceğiz dedikleri zaman Mamak Belediyesi. Biz gittik 30 aile şofben aldık biliyor musunuz? Tapu devrini yapalı 9 yıl oldu. Hala bekliyoruz. Evet, bundan önceki belediye başkanı bizi kandırdı. Yalanlar söyledi. 2 yıl içinde kazma ordusuna teslim edeceğini söyledi. Ondan sonra bir daha görmedim kendisini. Ama şimdiki başkan ilgileniyor sağ olsun. Ama o da daha yeni geldi. Ama giden başkan çok yalan söyledi. Bizi çok oyaladı. 9 yıldır bekliyoruz sadece. Ev sahibimiz davul zurna çalacak. Yani o konumda artık çıkın diyor. Şu an kaldığınız eve kira ödüyorsunuz. Tabii kira ödüyoruz. 650 lira kiramız var. Ödediğimiz o 5 senelik kirayı biz burada kendi evimize ödeyebilirdik rahatla. Çıkın diyor ev sahibi yani. Çıkın artık diyor. 5 senedir o da bizim çıkmamız. Ha bugün gidiyoruz ha yarın gidiyoruz. Defalarca TOKİ'ye gitmemize, aramamıza rağmen bizi bir muhatap almadı yani. Bize herhangi bir açıklama yapmıyor. Ne zaman teslim edeceğini açıklamıyor. Yani kiralarda perişan olduk. Oradan oraya gidiyoruz. 4,5-5 seneye yaklaştı. Yani evimiz var diye bekliyoruz. TOKİ bir... Bunu yok geldiğinde müteahhit gitmiş, yok müteahhit. Bana ne eski müteahhit gittiyse eski müteahhit gelmiyor. Ben sabit gelirli, kıt kanaat yiyeceğim bir insanım. Ben paramı veririm, evime girerim, taksit. Ben gider bankadan çekerdim kredi. Fazla fazla öderdim. Ben TOKİ'ye girme amacım ne? Hani devletin sunduğu bir imkan, işte az az ödüyorsun, ev sahibi oluyorsun. Ödüyoruz, bankadan çok rezil oluyoruz. Millete sağ sola borç yapıyoruz. Bakkal her gün kapıya geliyor. Ne gereği var ki ya? Her şey kartonların içinde, kolilerde. Sanki böyle her an taşınacakmış gibi. İşte çocuklarıma ne oda yapabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Hani gittiğim eve alayım her şeyini diyerekten. Ama yok yani hani çok mağdur olduk.
yani yıllardır hani kendilerine ait olsalardı böyle olacak mıydı yani? Kendilerine ait ya da böyle çok çok yakınlarına ait olsa bu kadar vurdum duymaz olacak mıydı?